bu salonda belki de bir ömrün ötesinde sadece benimle değil, ailemle, babamla, dedemle birlikte dostluk etmiş, onunla aynı sofraya oturmuş insanların çocukları bulunuyor. Çinliler şöyle beddua edermiş. İlginç zamanlarda yaşayasın. Kelimenin tam ve en derin anlamıyla üzerinizde bir beddua var. İlginçten de öte, kötü ve karanlık zamanlarda yaşıyoruz. Rüşvetin suçken bir AK Partili için artık hakka dönüştüğü ve hatta ihale şartnamesine girdiği zamanlarda. Hükümetin örgütlü yurttaşın değil, örgütlü paranın, üçlü, beşli, onlu çetelerin hükümeti olduğu zamanlarda yaşıyoruz. Bir Alevi ile devlet dairesi arasındaki duvarın, İkinci Dünya Savaşı'nda, Nazi Almanya'sında, Polonya'nın gettolarında, bir Yahudinin önündeki duvar kadar yükseldiği zamanlarda yaşıyoruz. Cem evinde tuttuğumuz cemin ibadetten sayılmadığı, ana dilde eğitim hakkının halen tabu olduğu zamanlarda yaşıyoruz. Zamanı gelmiş bir fikirden daha güçlü bir silah yoktur diyenlerin, zamanı hiçbir zaman gelmemiş bir silahtan daha güçlü bir fikir yoktur diyenlere, aklının ve gücünün yetmediği zamanlarda yaşıyoruz. Hukukun eyleme değil, eylemin hukuka hükmettiği zamanlarda. Savunmanın külfet, suçlamaların delil olduğu zamanlarda. Reisin atadığı yargıçların siyasi her davada karar vermek için ondan işaret beklediği zamanlarda. Halkların Demokratik Partisi saygıdeğer genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın ve Osman Kavala'nın demokrasi meydanından rehin alınıp bir cezaevinde savaş esiri olarak tutulduğu zamanlarda. Siyasi değişim talebinin darbe sayıldığı, ulusun Erdoğan'ın elinde cemaatlere bölündüğü, yurttaşın da tekrar tebaaya dönüştüğü zamanlarda. Sesimizin çıkmadığı, kalemimizin yazmadığı, hapis korkusu ve korkunun baskısıyla sesimize çıkartacak halimizin kalmadığı zamanlarda. Devleti yönetmek için değil, devleti ele geçirmek için var olan bir hükümetin zamanında. Daha umutsuz, daha yoksul, daha tutsak ve daha ölü olduğumuz zamanlarda. Harap edilmiş bir toplumsal doku, vakaları ve hukuki inkar, uzlaşmayı zayıflık sayma, patolojik mezhepçilik, kadın bedenini kontrol, kabile mantığı, azınlık düşmanlığı ve ifla olmaz bir kin ve nefret. Onlar kendilerine AK Parti diyebilirler. Onlar kendilerine muhafazakar diyebilirler. Ve hatta onlar kendilerine demokrat bile diyebilirler. Fakat biz onları oldukları gibi çağıracağız. Türkiye Talibanı. Ve ülkemiz, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın liderliğinde yeni bir çağın gün doğumuna yol alırken Türkiye Talibanı artık gecenin karanlığında gözden kaybolmak üzeredir. Üç çeyrek asırdır merkez sağ iktidarların elinde kökleşmiş, devleti halktan koruyan ve özel sektörü destekleyen, çalışanların kazanamadığı, kazananların ise çalışmadığı liberal ekonomik düzen artık son bulmaktadır. Bugün artık devletin, hükümet için halka karşı yönetildiği düzen son bulmaktadır. Artık Cumhuriyet'in görkemi, halkın, halk için, halk tarafından yönetimi ülkemizde yeniden yerini bulacaktır. Bizim misyonumuz, yüzyıllar boyunca adil, demokrat, vicdanlı her devletin de bizim misyonudur. Bizim misyonumuz yüzyıllar öncesinde geleceğe ışık tutmuş düşünürlerin, felsefecilerin de misyonudur. Bizim misyonumuz tüm kutsal kitapların
ve tüm peygamberlerin de misyonudur. Bizim misyonumuz yanlışı düzeltmek, adaleti sağlamak ve insana hizmet etmektir. Yaşar Kemal'in dediği gibi insan evrende yüreği kadar yer kaplar der ya, biz de bu evrende düşüncelerimiz kadar yer kaplıyoruz. 100 yıldır varız, 1000 yıl daha var olmaya devam edeceğiz. Bizim bu coğrafyada ifade ettiğimiz anlam sadece Türkiye için değildir. Bu iktidar değiştiğinde biz sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti olmayacağız. Şu etrafımızda tam 100 yıldır baskıcı ve otoriter rejimlerin elinde yaşayan mazlum Orta Doğu ve Yakın Asya halklarının da iktidarı olacağız. Sağ olun, hoş geldin. Eyvallah, sağ olasın.